Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon Nokia Lumia 1520. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de piyasaya sunulduğu Nokia Lumia 1520 2199 liralık bir satış fiyatı var. Teknoblog test merkezine ulaştı Nokia Lumia 1520 ve ilerleyen günlerde yakın zamanda bu cihazın detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacaksınız. Ancak sizleri daha fazla bekletmemek amacıyla, merakları biraz olsun gidermek amacıyla bir ön inceleme hazırlayalım dedik. Gördüğünüz gibi Nokia Lumia 1520 Windows Phone 8'in en son sürümüyle çalışıyor ve bu telefonda 1080p ekran var. 6 inç 1080p ekran var. Ekran büyüklüğünün ve çözünürlüğünün artmasıyla birlikte gördüğünüz gibi canlı kutucuk sayısında da bir artış söz konusu. Normalde şimdiye kadar gördüğümüz Windows Phone 8 cihazlarında daha kısıtlı bir alan vardı. Genellikle İki sütun canlı kutucuklar için ayrılmıştı. Ancak bundan sonra çıkacak olan 1080p destekli Windows Phone cihazlarında şekildeki gibi 3 sütunlu bir canlı kutucuk dizilişi sizleri bekliyor olacak. Tabii ki sütun sayısının artmasıyla birlikte, ekran çözünürlüğünün artmasıyla birlikte kutucukların boyutları biraz daha küçülmüşe benziyor. Ancak bakıldığında ortada çok daha düzgün, ilk bakışta ekrana baktığınızda çok fazla içeriği, daha fazla içeriği bir arada göreceğiniz bir ana ekran dizilişi söz konusu. Tabii ki ekran büyük boyutunun artması, çözünürlüğünün artması, uygulama menüsü içerisine baktığımızda da bir seferde ekran üzerinde daha fazla uygulamayı görmemize olanak sağlıyor. Nokia Lumia 1520'nin ekranı gayet parlak, renkler canlı ve çözünürlük de yüksek olduğu için bu büyük ekranda piksel yoğunluğu da yüksek oluyor. Tablet diyorum. Kusuruma bakmayın, akıllı telefon ancak tabii ki tablet görünümünün de bir akıllı telefon. 6 inçlik bir ekran büyüklüğü söz konusu olunca bu telefona biraz daha tablet gözüyle bakmak mümkün olabiliyor. Elde rahatlıkla taşıyorsunuz. Cepte taşımakta da çok fazla bir sorun yok. Tabii ki büyük boyutları kaplasa da kalınlık faktörü işin içine girdiğinde kalınlık çok fazla olmadığı için bu telefonu tutmak, kullanmak biraz daha kolay oluyor. Ekranın etrafındaki çerçevenin dar tutulması da taşınabilirliği, kullanılışlığı kolaylaştıran bir etken olarak dikkat çekiyor. Lumia 1520'nin tasarımı biraz Lumia 720'yi andırıyor. Aynı zamanda arkası da biraz Lumia 925 havasında. 20 megapiksel PureView kamera var. Bu kamera lensi gördüğünüz gibi 925'te olduğu gibi hafif tümsek yapacak şekilde yerleştirilmiş. Polikarbon kasa, alıştığımız o Nokia Lumia tasarımı yine karşımızda. Sağ kenarda ses tuşları, güç butonu ve kamera tuşunu görüyoruz. Diğer tarafa baktığımızda da Nokia Lumia 1520'nin microSD kart yuvası ve nano SIM kart yuvası da diğer kenarda yer alıyor. Üste 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı, altta da microUSB portu var. Bu şekilde bir diziliş, yerleşim söz konusu Nokia Lumia 1520'de. Qualcomm Snapdragon 800 işlemci var bu telefonda. Gerçekten işlemci performansı iyi. Windows Phone 8'in de en güncel sürümü söylemiş olduğum gibi dikkat çeken bir ayrıntı. Gördüğünüz gibi çoklu görev ekranında artık uygulamaları dilediğiniz gibi kaldırabiliyorsunuz. Böyle bir yenilik söz konusu Windows Phone 8'in en son sürümüyle birlikte. Aynı zamanda Lumia 1520'de çeşitli uygulamalarda yüklü olarak sunuluyor. Bunlardan bir tanesi Nokia Storyteller. Nokia Storyteller sayesinde çekmiş olduğunuz fotoğrafları anlamlı fotoğraf yığınları haline dönüştürebilir. Konumlarını, çekildiği konumları saklayarak gayet düzgün, kullanışlı bir fotoğraf galerisi elde edebilirsiniz. Fotoğraf ve videoları bu şekilde çok daha iyi şekilde yönetmeniz, kontrol etmeniz, onlara bakmanız söz konusu. Nokia kamera uygulaması, Lumia 1020'den biliyoruz zaten bu kamera uygulamasını. Aynı şekilde Lumia 1520'nin 20 megapiksel kamerasıyla da bu kamera uygulamasını kullanarak fotoğraf çekimi gerçekleştirmek mümkün oluyor. Dilerseniz burada bırakalım şimdilik. Daha fazla detayı Lumia 1520'nin incelemesine saklayalım. Gelecek günlerde, ilerleyen günlerde Nokia Lumia 1520'nin detaylı incelemesi de Teknoblog'da olacak. Tekrar görüşmek üzere.